arkadaşlar. Biz hazırız. Buyurun. Buyurun başkanım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, 21 Nisan 2019 tarihinde Çubuk ilçemizde genel başkanımıza, milletvekillerimize yönelik bir linç girişimi gerçekleşti. Bu linç girişiminin arkasında kimlerin olduğunu, kimlerin bunu planladığını ve kimlerin organize ettiğini çok iyi biliyoruz. Bu linç girişimi planlı bir şekilde öldürmeye teşebbüstür. Yani bugün Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan bu dava aslında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeliydi. Ama maalesef siyasallaşan yargı her geçen gün adaleti daha da çürütüyor. Her zaman söylediğimiz gibi tek adam sisteminde, bu ucube sistemde maalesef yargı yürütmenin tahakkümü altına girmiştir. Onun için adalet tecelli etmiyor. Bugün dava sonuçlandı. Çok trajikomik bir süreç. Yargılananlar işte yaralamadan, mala zarar vermeden, hakaretten, tehditten, hürriyeti tahdit dediğimiz özgürlüğü engellemekten bazı suçlar, bazı cezalar aldılar. Ve ne ilginçtir ki cezaların çok büyük bir çoğunluğu, yasal imkan olan cezaların tamamı ertelendi. Yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Yani istinafa gitmek artık mümkün değil bu suçlarla ilgili. Bu suçlarla ilgili. Onun için burada zaten adalet tecelli etmedi. Ben pişman değilim diyen sanığın cezasını bile ertelediler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk sallayan Osman Gür'ünü tebrik etselerdi herhalde daha iyiydi. Pardon, Osman Sarıgül. Tebrik etselerdi çok daha iyiydi. Yalnız şunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder değerli basın mensupları. Bu dosyalar bir gün gelir, yeniden açılır. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. Burada yargılanan ve ceza alan sanıklardan öte bu işi planlayanların, azmettirenlerin, organize edenlerin bir gün mutlaka yargı önünde hesap vereceğini de unutmayacağız. Bunun mutlaka takipçisi olacağız. Genel Başkanımız zaten suça sürüklenen çocuklar hakkında, suç tarihinde 18 yaşını bitirmemiş olan tüm sanıklar hakkında şikayetinden vazgeçti. Şikayetinden vazgeçti. Bugün sanıklardan biri de ilginç bir şey söyledi. Bir yıl sonra bizim köyümüze ziyarete geldiğinde hiçbir şey olmadı. Bu olayın arkasındakiler çıkartılsın dedi. Ama maalesef yargı bağımsız ve tarafsız olmadığı için gerçeğin üzerine gidilemiyor. Değerli basın mensupları, bir rejim halkın artık adalete inanmadığı bir noktaya gelmişse o rejim mahkum olmuştur. Bugün burada genel başkanımıza ve milletvekillerimize yönelik linç girişimi davasını takip ettik. Yarın İstanbul'da İstanbul'un iki kez seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde açılan davayı takip edeceğiz. Perşembe günü yine İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında açılan başka bir davayı takip edeceğiz. Yine bugün Adana'da, Aladağ'da yurt yangınında hayatını kaybeden çocukların davasını takip ediyoruz. Yine bu hafta Boğaziçi öğrencilerinin davası, Şanlıurfa'daki Suruç davası. Hepsini yakından takip ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İşte bugün burada grup başkan vekillerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, Çubuk ilçe örgütümüz ve Çubuklu hemşerilerimizle birlikte hep beraber adliyedeydik. Adalet arıyoruz. 85 milyon adalete susadı. Ve biz göreceksiniz ilk seçimden sonra bu memleketteki
tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Buna kararlıyız. Çünkü adalet demek aş, iş, ekmektir. Halkın ekmeğidir adalet. Ülkemizin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Ama devletin temeli olan adaleti çürütenler devleti ve milleti gerçek bir beka sorunuyla karşı karşıya bıraktıklarının belki de farkında değiller. Çok teşekkür ediyorum. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Engin Özkoç'a sözü bırakıyorum. Arkadaşlar bugün bir dava sonuçlandı ama sonuç tam bir komedi. Bu olayı kim teşvik etti, kim tahrik etti? Bunun bir en önemli sorumlusu şu anda İçişleri makamında oturan Süleyman Soylu'dur. Süleyman Soylu bizzat halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partili il başkanlarının, ilçe başkanlarının ve yetkililerinin şehit cenazesine alınmasın diye kendi müsteşarlarına ve yetkililere emir veren kişidir. Bu davanın arkasında duranlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve iktidardır. O insanları tahrik edenler, Kılıçdaroğlu'na linç girişimini yaptırtanlar, onu Kılıçdaroğlu'nun bir evde saatlerce mahsur kalmasını sağlayanlar iktidar mensuplarıdır. Orada net olarak hatırlayalım, net olarak hatırlayalım. Genelkurmay Başkanı'nın katıldığı, Milli Savunma Bakanı'nın katıldığı, üst düzey bürokratlarının katıldığı ve genel başkanının katıldığı bir yerde jandarma genelgesi doğrultusunda hiçbir tedbir alınmamıştır. Güvenlik koridoru oluşturulmamıştır. Bina içerisinde hürriyeti kısıtlayıcı bir şekilde hatta ölümü teşvik eden, eğer orada gerekli karşılaşmalar olmasaydı ölümün gerçekleşebileceği bir olayda Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Milli Eğitim Müdürü ve Genel Başkan danışmanları saatlerce köy konağında oturmuşlar. Ondan sonra oraya gelip olay nihayete erdiğinde müdahale ediyormuş görüntüsü vermişlerdir. Olay gerçekleştikten sonra Kılıçdaroğlu'na yumrukla saldıran kişinin AKP iktidarına mensup kişiler tarafından eli öpülüp onurlandırılmıştır. Bugünkü bu davada o kişilerin ve buna benzer kişilerin iktidar tarafından desteklendiğinin açık göstergesidir. İnsanları kin ve düşmanlığa tahrik eden İçişleri Bakanı Soylu ve bu devamındaki bu mahkeme kararı şunu söylüyor. Her türlü karışıklıkta bizden yana olanların biz arkasında duracağız diyor. Ama biz de diyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir güç adaletin üstünde değildir. Hiçbir güç demokrasinin üzerinde olmayacaktır. Hiçbir güç Türkiye'nin adli makamlarını siyasete sonuna kadar alet edemeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı ve bütünlüğü buna engel olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararlılığı ve arkasındaki yol arkadaşlarının mücadelesi buna engel olacaktır. Millet iktidarının nihai olarak iktidara gelmesinden sonra devlete karşı ve millete karşı işlenen bütün suçların takipçisi olacağız. Bizzat öldürülmesiyle ilgili, Kılıçdaroğlu'nun öldürülmesiyle ilgili öldürün, vurun, yakın diyenler bugün davaları aldıkları cüzi cezalardan da erteleme verilerek dışarıda elleri kolları serbestçe dolaşmaları sağlanmıştır. Soylu'nun yanında makinalı tüfeklerle Twitter hesaplarından sen bize vur, öldür de biz vuralım, öldürelim diyen insanlar hakkında hiçbir işlem yapılmamıştır. Bugün yargılananlar masum köylüler birilerinin tahrikiyle, birilerinin teşviğiyle, birilerinin sırtlamasıyla orada linç girişiminde bulunmuşlardır. Genel başkanı öldürmeye teşebbüs girişiminde bulunmuşlardır. Ama bugün dışarıdalar. Yalnız şunu söyleyelim.
Hiç kimse bir kuşku duymasın. Bu ülkede adalet tecelli edecek. Hiç kimse kuşku duymasın. Kemal Kılıçdaroğlu şöyle sesleniyor. Siz dik durun, eğri belasını bulacak diyor. Biz dik duracağız, eğriye bir gün belasını bulduracağız.